Herkese merhabalar. Her çarşamba günü olduğu gibi yine Bitcoin ve Ethereum değerlendirmesi yapacağız. Fakat Bitcoin'e geçmeden önce bir dolar endeksine bakmak istiyorum. Biliyorsunuz geçen haftaki yayında da bahsetmiştim. Dolar endeksi önemli bir kırılım gerçekleştirdi. 1 bölü 1 kırılımını gerçekleştirdi. Biraz burada vakit geçirip sert yukarıya doğru hareketler yapmaya başlayacaktır. Bunu bekliyorum diye. Şu anda yavaş yavaş bu sert hareketine başlamış görünüyor. Son 2-3 gündür baktığımız zaman dolar endeksindeki bu güçlenmenin daha da yukarıya gitme ihtimalini ben çok yüksek görüyorum. En azından 96-96-20 bölgesine kadar ulaşmaya çalışacağını düşünüyorum bu hareketiyle birlikte. Şu anda zaten yatay direncini de kırdı. Gördüğünüz gibi yukarıya doğru hareketini gerçekleştiriyor. Dolayısıyla dolar endeks, dolarda bir güçlenme, dolarda bir değerlenme görüyoruz. Dolara karşı tüm para birimlerinde, tüm enstrümanlarda da değer kaybı görmemiz çok normaldir. Bitcoin ve Ethereum'da bu şekilde değerlendirilmelidir. Yani dolar endeksinin yükselen hareketini akıldan çıkarmayalım Bitcoin ve Ethereum grafiklerine bakmadan önce diyorum. Ve Bitcoin'e geçiyorum. Bitcoin'de geçen hafta zaten bahsetmiştim. Yükselen bir trend vardı ve bu trend şurada şu 44.558 kırılımının yapılmasıyla birlikte son buldu. Artık biz düşen bir trend içerisindeyiz. Ve yine geçen hafta söylemiştim hani 44.558 bu bölgeye kadar bir retest yapabilir diye. Gördüğünüz gibi tam o bölgede yaptığı retest sonrasında satış yedi. Şu anda tekrar tepki yükselişi buralarda vakit geçirmeye devam ediyor. Fakat yön şu anda grafiğe baktığımız zaman yön şuradan başlayan trendle birlikte aşağıya diyebiliriz. Ve aşağıya hareketin devamını beklememiz burada daha doğru olacaktır. Dolar endeksinde de güçlenme bekliyoruz. Finansal piyasalarda, borsa endekslerinde zaten bir satış başladı, bir panik başladı yavaş yavaş. Bu zaman geçtikçe hızlanabilir. Dolayısıyla oradaki sorunların Bitcoin ve Ethereum'a da sirayet etmesi çok yüksek bir ihtimal. Daha önceki bütün borsa satışlarında, yüklü borsa satışlarında maalesef Bitcoin'de satış yemiş, kripto para borsası da satış yemiş. Keşke öyle olmasa ama maalesef kripto para borsası da borsa endekslerine bir satış geldiği zaman satış yiyor, değer kaybediyor. Bunu da aklımızdan çıkarmayalım. Dolayısıyla burada Bitcoin grafiğinde de bir düşüş trendi olduğunu ve aşağı yönlü hareketlerin daha yüksek ihtimal olduğunu değerlendirmek lazım. Geçen hafta şu bölgeden bir tepki aldı. Onun sayısal değerini vereyim size. Bakın tam şu noktadan bir tepki alıyor ve yukarıya gidiyor. 40.789 bölgesi sanki güçlü bir destek bölgesi gibi olmuş durumda. 44.558 yukarıda birinci direnci ve 48.420 zaten aşar ise düşüş trendinin biteceği anlamına gelen çok önemli bir direnç. Şu anda o 48.420'nin aşılma ihtimalinden uzağız. Fakat ilk etapta 48.420 aşılır ise bu bir al sinyali olacaktır. Dolayısıyla eğer öyle bir hareket gelişir ise alıp yukarıya hareketin yani bu 60 bin denemesi yapacağı anlamına gelir. 48.420'yi aşar ise eğer aşar ise bu bir al sinyalidir. 60 bine kadar tutulmalıdır. Fakat böyle bir ihtimal şu anda çok düşük görünüyor. Daha güçlü ihtimal 40.789'un aşağıya doğru kırılması ve belki küçük bir tepki 38.174'ten gelebilecek küçük bir tepki. Ondan sonra da daha aşağılara artık hareketin boyutuna bağlı olarak hem DXY hareketinin hem de borsa endekslerindeki hareketin yoğunluğuna bağlı olarak daha da aşağı noktalara gitme ihtimali yüksek. Yani henüz elinde tutanlar varsa, hala satış yapmamış olanlar varsa bu bölgelerde yani 42.350 44.550 arasında ellerinden çıkartmalarının ileriye yönelik faydalı olabileceğini ben değerlendiriyorum. Şu anda elde tutmaya, taşımaya hiç gerek yok böyle riskli bir ortamda.
Herkes yavaş yavaş dolara dönüyor. Dolayısıyla dolar endeksinin de fiyatı artıyor. Yani doların hızlıca değerlendiği bir sürece giriyoruz gibi görünüyor. Şimdi bir de Ethereum'a bakalım. Ethereum'da da aynı şey geçerli. Ethereum'da da yine geçen hafta zaten bahsetmiştim. Bir yükselen trend vardı. Ve bu yükselen trend şu hareketle birlikte kırıldı. Artık aşağı yönlü bir hareketimiz, aşağı yönlü bir trendimiz var. Şöyle geliyor bakın ve aşağı yönlü gidiyor. 1 bölü 2 Ganfan çizgimiz kırıldı. Dolayısıyla şu Ganfan çizgisiyle buluşmasını bekleriz. Büyük ihtimalle buraya gelmesini bekleriz. Şu anda ilk etapta destek gördüğü noktayı belirtelim. Yaklaşık 2768 değerinden güzel bir destek almış gibi görünüyor. Bunun etkisiyle yukarıya gidiyor. Fakat 2768 kırıldığında önce 2499, daha sonra da 1936'ya kadar bir geri çekilme ihtimali masada olmalı. Şu anda 3614 yukarıda önemli bir direnç olarak görülüyor. Yani şu en düşük bir yükseği trend tanımına göre bu tren eğer yukarıya aşılır ise, 3614 yukarıya aşılır ise şu düşen trend bitmiş anlamına geleceği için yeni bir yükseliş hareketi başlayabilir. Şu anda oraya çok uzağız. Burada biraz daha vakit geçirip dolar endeksi ve yurt dışı borsalarda yaşanabilecek hareketleri izliyormuş gibi bir havası var Ethereum'un da. Sanki oradaki hareketlere bağlı olarak yönünü çizecekmiş gibi bir görüntüsü var. Fakat ben dolar endeksindeki güçlenmenin henüz yeni başladığını, dolayısıyla bütün piyasaları asıl etkileyecek faktörün dolar endeksindeki güçlenme olacağını düşünüyorum. Dolar endeksi 96'ya gitmeden hani bu sorun çözülmeyecek gibi görüyorum. İlk etapta bir önce 96'yı görmesi gerekiyor. Dolayısıyla dolar endeksi oraya giderken borsaların satış yemesi ve aynı zamanda Ethereum, kripto, Bitcoin, bütün kripto paralarında satış yemesi yüksek ihtimal gibi görünüyor. Umarım faydalı olur. Cumartesi günü altın gümüş değerlendirmesinde görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar diliyorum.